Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mahi. Yorumlarda benden en çok istediğiniz konu kullandığım malzemeleri anlatmamı istemişsiniz. Ben de bugün bunları size bir videoda anlatacağım. Hadi başlayalım. İlk önce bu defterden başlamak istiyorum. En çok kullandığım defter de bu. Çok iyi bir defter. Tavsiye ederim bunu. İçerisinde kuru kalem kullanabilirsiniz. Mesela ben bu çizimim kuru boya. Bu arkası marker. Marker kullandığınız zaman arkasına bir A4 kağıt koyun ki renk diğer sayfalara geçmesin. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu da marker. Saçlar marker, yüzü kuru boya. Bunlar da işte aynı şekilde. Bu Berkecan tamamen siyah kalem. Yaren kuru boya. Ceren Yıldız kuru boya ve etrafında da marker kullanmışım. Cemre saçları marker, yüzü kara kalem. Bu Cemre'nin portresi tamamen markerle çizmişim. Geçmeyeyim istiyorsa. Bu akrilik. Etrafı akrilik. Yani akrilik de kullanabilirsiniz. Akrilik de geçmiyor. Bu da akrilik. Sulu boya için ilk kullandığım defterlerden birisi Van Gogh markası. Fiyatına göre çok ekonomik bir defter sayılmaz. Çünkü 8 yapraklı. Ama kalite olarak gerçekten çok güzel bir defter. 300 gramını tavsiye ediyorum. Gelelim bu deftere. En çok kullandığım defter bu. Bu da aynı şekilde Van Gogh markası ama daha küçük boyutta, A5 boyutta, 20 yapraklı. Bu defterde yaptığım bazı çizimleri size gösterebilirim. Bu Blackpink grubun üyeleri. Saçlarını sulu boyayla çalışmışım. Yüzleri de siyah kalemle. Yani bu defterde marker de kullanabilirsiniz, akrilik de kullanabilirsiniz, hepsini kullanabilirsiniz. Sulu boya defteri olarak tanınıyor ama siz tüm teknikleri kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim böyle bir defter almanıza. Gelelim en çok sevdiğim deftere ve çok memnunum bu defterde. Maalesef şimdi burada defterin ismi yok. İlk gün aldığımda yırtılmıştı ama ben linkini bırakacağım. Kesinlikle tavsiye ederim bu defteri almanıza. Kuru boya için çok çok kullanışlı bir defter. Ben çoğu büyük boyutlu çizimleri bunda yapıyorum. Ve gayet memnunum. Burada da birkaç çizimi size göstereceğim. Marker de kullanabilirsiniz. Kuru boya da kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi böyle defterleri kullandığınız zaman arkasına bir A4 kağıt koyun ki markerin boyası diğer sayfalara geçmesin. Sulu boya için önerdiğim marka Van Gogh markası. Bu da Van Gogh ama görünmediği için burada gösteriyorum. Bu şekilde. Çok kaliteli bir marka. Biraz diğer markalara göre fiyatı daha pahalı gözüküyor. Ama gerçekten kalite olarak çok farklı ve çok memnun kaldığım bir sulu boya. Diğer sulu boya da Pelikan markası. Burada Pelikan. Bu da bu şekilde. Bu da çok çok memnun kaldığım bir sulu boya. Kalitesi de güzel. Fiyatı çok uygun. Bunu da çok yani tavsiye ederim.
Diğer sulu boya bu biraz sus olarak kullanabilirsiniz. Simli bir sulu boya. Belki burada gözükebilir. Evet. Bu şekilde. Bu çok güzel bir sulu boya. Ek olarak kullanabilirsiniz. Sulu boyanın markası da bu şekilde yazabilirsiniz. Metalik sulu boya seti. Akrilik boya için bu markayı kullanıyorum. Art Deco. Ben çok memnunum bu boyadan. Fiyat olarak da çok uygun. Bilmiyorum, biliyorsunuz, bilmeyen kişilere söylüyorum. Akrilik boya yağlı boyaya göre daha erken kuruyan bir boya. Daha çabuk bir çizimi bitirebilirsiniz. Ama yağlı boyada birkaç gün beklemeniz gerekiyor kurumak için. Akrilik boyayı tuval üzerinde de kullanabilirsiniz. Ahşap üzerinde de kullanabilirsiniz. Kağıtta da kullanabilirsiniz. Çok kullanışlı bir boya. Kuru boya için kullandığım kalemler bu markalar. Kuhenur, Derwent, Faber-Castell, Faber-Castell Polychrome ve Faber-Castell Classic Color. Bunlar 4 marka, kullandığım 4 marka. Siz hangisini kullansanız yani hepsi güzel markalar. Benim en çok kullandığım marka Faber-Castell'in Polychrome Ten çeşididir. rengini çıkartmak için ben bu 4 boyayı kullanıyorum. Numaraları da bu şekilde. 132 Faber-Castell markası ve Polychrome. Diğeri de yine Faber-Castell Polychrome. Numarası da 9201 tire 151. Diğeri de yine Polychrome Faber-Castell. Numarası 9201 tire 189. Bu da Faber-Castell. Ama bu şey Polychrome değil. Bu normal kalem, klasik kalem. Bu klasik kalem 330 numara. Siyah kalem için kullandığınız malzemeler çok basit. Her kırtasiyede bulabileceğiniz bir malzeme. En çok ben bunları kullanıyorum. Siz de siyah kalem kullanmak isteseniz bunlar olsa daha iyi olur. B6 numaralı ve B8 numaralı kesinlikle olması gerekiyor. Çünkü daha koyu yerleri boyamak için. Kalem şeklinde silgi bu kesinlikle olması gereken bir malzeme. Ve uçlu kalem. Ben çoğu siyah kalem çizimleri uçlu kalemle yapıyorum. Hatta boyama kısmını da bununla yapıyorum. Siz normal kalem, HB kalemler kullanabilirsiniz ve beyaz kalem olması gereken bir kalem. Bu Faber-Castell markası 301 numara. Siz istediğiniz herhangi bir beyaz kalemi kullanabilirsiniz. Siyah kalem tekniğinde boyayı dağıtmak için bu malzemeleri kullanabilirsiniz. Pamuk, kulak temizleme çubuğu ve dağıtıcı kalem. Bunu kırtasiyeden alabilirsiniz. Bu şekilde satılıyor. Benimki biraz bozulmuş da. Bu şekilde satılıyor. Ve sert bir fırça. Ucu biraz sert olması gerekiyor ki daha iyi dağıtsın boyayı. Ben şimdi Olarak gösteriyorum. Boyadıktan sonra fırçayla da dağıtabilirsiniz. Dediğim malzeme. Gördüğünüz gibi en iyisi bu. Ama bu olmasa da diğerleri işinizi görür. Pamukta
kapanlık ya da iyi dağıtabilirsiniz. Marker çiziminde kullandığım markalar bunlar. Birer birer gösteriyorum. Touch markası. Cure Color. Pro Marker. Winsor Neptune. Copic markası. Ben sketch çeşitini kullanıyorum. Diğer çeşitleri de var. Ben sadece bu çeşitini kullanmışım. Bunlar Art and Graphic. Bunlar ucu yazmak için daha uygun. Yani boyamak için değil. Şimdi şöyle göstereyim. Beyaz yerleri boyamak için de bu marka ve Posca markasını kullanıyorum. Ucu da bu şekilde. Bunun ucu da bu şekilde. Ten rengini çıkartmak için bu 4 markeri kullanıyorum. Pro Marker ve Copic. Numaraların arkasında çift 0 ve burada da sketch yazması gerekiyor. Çift 0 sketch. Diğeri E21 yine aynı şekilde sketch yazmış. Pro Marker markasında Winsor Neptune markası. 0729. Diğeri de vanilya rengi 0929. Kullandığım diğer teknik soft pastel. Biliyorsunuz iki çeşit pastel mevcut. Yağlı ve kuru. Ben kuru olanı kullanıyorum. Ve hep de bu markayı kullandım. Diğer markaları ne kullanmışım ne de iyi kötü olduklarını biliyorum. Bu markadan çok memnunum. Şimdi de nasıl kullandığını biraz size göstereyim. Hem bu şekilde parmağınızla bu boyayı dağıtabilirsiniz. Ve gayet güzel olur. Hem de fırçayla. Pasteli bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bıçak ya da falçatayla bu şekilde kazıyıp ve parmağınızla ya da fırçayla dağıtabilirsiniz. Soft pastelde ten rengini çıkartmak için bu 3 boyayı kullanıyordum. Çift 08, 053 ve çift 06. Bunları karıştırarak güzel ten rengi çıkartabilirsiniz.